Nasıl oldun? İyiyim, iyiyim. Ayıldım biraz daha. Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Böyle ara sıra böyle saçmalıyorum işte. Yanlış kelime kullandım bence. Ara sıra değil o. Genellikle olabilir. Aman boş ver Ali, canın sağ olsun. Tavuk pilav lezzetli mi? Çok lezzetli. Vallahi hepinize de teşekkür ederim. En çok da sana Ferit. Gece gece çektin beni. Önemli değil. Bir şey soracağım. Tavuğu böyle kıyış gibi mi yoksa ağızda dağılıyor mu? Nazlı, senin canın pilav tavuk mu çekti? Hem de nasıl. Ama kötüsüne hiç gelemem. O yüzden iyice emin olmam lazım yemeden önce. Tadına bak. Bakayım birazcık. Potansiyeli var. Pilavdan döneni kaşığı kırılsın. Ben gidiyorum. İsteyen var mı? Ben almayayım. Benim de canım çekti ya. Ben de geliyorum. Koş! Kolay gelsin usta. Abi tereyağlı mı? Tereyağlı. O zaman benimki 1,5 olsun. Benimki de 2 olsun abi. Neden 2? Cüsseye göre mi? Ya anca yeter bana. Anca doyarım ben. Ferit. Ferit. Üşüteceksin. Gel bu tarafa otur. Bulut pilavı nasıl yiyor biliyor musun? Ketçapla. Bak o kadar mutfağa soktum hiç öğrenememiş ya. Ya sos bir şeyi lezzetlendirmek içindir bence. Zaten lezzetli olan bir şey sosa ihtiyacı yoktur. Oo doldur usta doldur. Benimkini bayağı doldur. Tam tahmin ettiğim gibi. Hı? Nazlı diyorum. Ondan hoşlandığın çok belli. Bence temiz havayı biraz daha içine çek. Tam kendine gelememişsin. Gayet kendimdeyim. Seni çok iyi tanıyorum. Ve durum da ortada. Buzullar ülkesine aşk ateşi sarmış. İki tane de ayran versene usta bize. Çok şükür. Kuru kuru yedireceksin sandım. Hmm. Böyle bir şey yapar mıymış? Çok lezzetli. Ketçap. Bir şey daha söyleyeceğim. Son. Nazlı Deniz'i arkadaşı olarak görüyor. Onların arasında bir şey olamaz. Boşuna kıskanma diye söylüyorum. Konuyu kapatacak mısın yoksa ben kalkıp gideyim mi? İşte sen tam da böylesin. Biri sana gerçekleri söylediği zaman içine kapanıyorsun. Bu da seni hırçın bir adam yapıyor. Boyuna göre ver demek ki herkes. Ya Efsaneler Ligi'nde. Ferit abi sen de bence bir tane kap. Yok ben böyleyim sağ ol. Sen gel buraya. Gel gel. Bence çok şey kaçırıyorsun. Menüye ekleyeyim ben bunu. Yani serbest dolaşan tavuklardan ama. Organik. Mükemmel fikir bence. Sen yersin. Abi ayaklarına sağlık. Yine beklerim. Tırlar konusunda dert etme abi. Herhangi problem çıkmayacak. Tamam. Hadi sağlıcakla. Görüşürüz abi. Bekir. Sabri becerebilecek mi oğlum sevkiyat işini? Abi beceremezse keseriz cezasını. Yerine başkasını koyarız. Keseriz cezasını. Güzel. Demir'le Zeynep'in cezasını kestiğiniz gibi mi? Yemin ediyorum düşündükçe cinler tepeme geliyor bak. Abi vallahi o işte benim bir kabahatim yok. Bizim eleman yanlış istihbarat almış. Çocuğun arabada olduğunu bilmiyorduk ki. Bilecekler. Onlar bilmiyorsa sen bileceksin. Beni delirtmeyin. Oğlum o çocuğa kazada bir şey olsaydı ben diyecektim. Şirketten olacaktım. Hisseden olacaktım. Bir sürü adamla uğraşacaktım ondan sonra. Abi haklısın. Bak zaten sıkıntılı bir virajdan geçiyoruz. Taklaya gelmeyelim rica edeceğim. Tamam. Hadi. Çok geç oldu, ben gidiyorum. Ben de geleyim. Yani ben seni taksiyle bırakırım. Olur. Ben biraz daha oturacağım. Deniz sen de benimle kalır mısın? Hiç sorun yok. Sen Aliye ile kal. Ben şuradan bir taksi çeviririm. Hatta belki yürürüm.
Ben bırakırım seni. Ali dikkat et kendine. Görüşürüz Deniz. Görüşürüz. Her şey için teşekkürler çocuklar. Tavuk pilav için teşekkür ederim Aliya. Paella. Efendim? Ya İspanyolların var ya meşhur pilavı. Evet biliyorum da nereden aklına geldi onu anlamadım. Bu hafta menüyü ekleyeyim mi? Olur, ekle, severim. Süper, bir saniye. Ne yapıyorsun? Not alacağım. Senin de mi teknolojiyle aran bozuk, cep telefonu daha pratik değil mi? Pratik ama riskli. Yok şarjı bitti, yok kayboldu, yok virüs girdi, yok kırıldı. Sen de benim gibi sürprizleri sevmiyorsun. Ben kötü sürprizleri sevmiyorum. Yoksa sürprizleri kim sevmez? Ben sevmem. Siz genel olarak kontrolünüz dışında hiçbir şey sevmiyorsunuz. Sıkıcı değil mi? Hayır. Kısa ve net. Uzun ve karışık olmasından iyidir. Tamam, peki bir şey soracağım. Bir anda kontrolünüz dışında bir olay gelişti diyelim. Sizin hiç suçunuz yok. Sonra o olay yuvarlana yuvarlana, büyüyerek yuvarlanmaya devam etti. Kontrol edemiyorsunuz, hayatınız allak bullak oldu. İşin içinden çıkamıyorsunuz ve çıkamayacak gibisiniz. Ne yaparsınız? Önce beklerim. Durumu ve kendimi gözlemlerim. Sonra da sonuçlarını öngörüp ona göre hareket ederim. Mantıklı.